Arkadaşlar merhaba. 16 Aralık 2021 Perşembe akşamı Gavsin Park'tayız tekrar. Amerika'da akşam yarışlarında Gavsin Park'ta 7 kuşlu bir program var bizim için ayrılmış olan. Bu değerlendirmemizde hemen giriyoruz arkadaşlar. Gavsin Park'la ilgili görüşlerimize hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi bir adet çim koşu, 3 adet kum, 3 adet de sentetik kum koşuları var Gavsin Park'ta. Hani bugün bu sene böyle gidiyor, enteresan bir şekilde, karışık, çikolatalı. Evet, birinci koşuyla beraber 20.58'de Maiden satış koşusu, 2 yaşlı İngilizler 1100 metre kum piste çıkacaklar. Burada bir hız koşusu izleyeceğiz, bir sürat koşusu izleyeceğiz. Evet, baktığımız zaman öncelikle arkadaşlar yedili plase oynamanızı tavsiye ederim bu akşam. Kesinlikle oynayın. Yani çünkü burada bu ilk ayakta çok anlamsız bir at gelebilir. Biz başlayalım. 7 numaralı Whiskey on Slips. Lewis Hayes, Lewis Hayes çok formda gördüğünüz gibi. 8 numara Cajun Mandate, Miguel Angel Vazquez biniyor. Aynı zamanda 13 numaraya da biniyor. Hangisi koşarsa ona onu yazacağız, Reggio'yu 13 numara. Yani 8 ve 13 diyoruz burada. Hangisi koşarsa bir tanesi ne binecek? Miguel Angel Vazquez ikisini aynı anda binemez. 9 numaralı Commanding Hector Isaac Berrios'la. Burası bu 3 atla normalde yeterli. Normal şartlar altında. Ancak burada arkadaşlar bakın tekrar ediyorum. 7'li plase belki de 6'lı gayandan fazla verebilir. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Burada iki tane sürpriz at vereceğim size. Bizim kendi görüşümüz bu tabi. 4 numaralı Bad Gus, Ronnie Betancourt'la ve 1 numaralı Pemberton, Marcos Meneses'le arkadaşlar. Burada yani 7, 8 ve 13 diyoruz. 9 arkasından 4 ve 1 diyoruz. Bu 7'li plase için normalde bu 5 at geçirmesinde çok büyük yarar olacaktır. 7'li plase 6'dan fazla verebilir. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi 6'lı gayan ikinci koşuyla beraber başlıyor. Satış koşusu şartlı dişiler, 3 yukarı İngilizler 1700 metre sentetik tapeta pistinde. Arkadaşlar burada 7 atın 4'ünü veriyoruz. Yani çıkan at olursa azalır ama bilemiyoruz tabii çıkan at olur mu olmaz mı. 4 numaralı She's Hot Today en şu anda bizim bize göre en şanslı safkan bu grupta. 3 numaralı Aficionado Hector Isaac Berrios'la, 2 numaralı Generic Mark Chantal Sutherland'la ve 6 numaralı Current Situation Luis Saez'le. Yani 4, 3 ve 2 ve son olarak da 6 numaralı safkanlara burada şans tanıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz 60 günlük, 59 günlük bir ara var. 2 aylık bir ara var bu Luis Saez'in bindiği safkanın en son attık onu. 4, 3, 2, 6. Evet, üçüncü koşu, Altıgayan ikinci aya Maiden satış koşusu, 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Burada normal kum pisti olacak bu. Şimdi arkadaşlar burayı biz 3'e ayırdık. Diyeceksin ki ya 7 tane atı nasıl 3'e ayırıyorsun? Arkadaşlar kuponlar, küçük kuponlar için öncelikle 1 numara Natalie's Hope Jose Morales'le. Burada şimdi öyle bir çalışma yapmış ki 35-66, 36-40 ve 34-68'lik 600 metre sprintleriyle çalışmış Aralık aylarında. Bakın 35-66, 36-40 ve 34-68'lik çalışmaları bunlar. 1 numara öncelikle. 4 numara diyoruz ikinci atımız First Team Miguel Angel Vazquez'de. O da 35-90, 36-43 ve 35-68'lik 3 tane 600 metre çalışması yapmış. Yani bunlar çok çalışmışlar. Çalışma derece de fena değil arkadaşlar. Yani yeni at bunlar. Adapte olmaya çalışıyorlar. Yarış hayatına adapte olmaya çalışıyorlar. Hani şöyle bir şey vardı eskiden ilkokulda. Çalışan kazanır, elması kızarır. Yani sonuçta çalışıyor ise bunun semeresini bazen görüyorlar, bazen göremiyorlar. Biz 1 ve 4 diyoruz öncelikle. Bu birinci bölüm. İkinci bölüm 5 numara Chief Rocca Angel Arroyo'yla ve 7 numaralı Prince of Iron Emisa Yaramilos'la arkadaşlar. Bunun da ötesine geçtiğimiz zaman 2 numara Hey Hombre Luis Saez'de ve 3 numara Go Home Happy Tyler Gaffalon arkadaşlar ve tabii ki burada 6 numara Ford Shoot Marcos Meneses'de de dikkat edilmesi gereken bir safkan olmuş oluyor. Yani kapatmış oluyoruz burayı normalde.
Yani geniş kuponlarda. Ama 1 ve 4 diyoruz öncelikle. 5 ve 7 arkasından 2, 3 ve 6 da geniş kuponlarda, yani hepsi olmuş oluyor. Evet, 4. koşu satış koşusu şartlı. 3 yukarı İngilizler 1670 metre pardon, sentetik kuma çıkacaklar. 9 tane safkan var burada. Arkadaşlar şimdi burada bir alternatif bankomuz var. 3 numaralı Call of Honor Julian Laporux'a normalde alması lazım bu koşuyu. 1 çift 0, çift 0 ve 0.59.40'lık 1000 metre çalışmalarıyla bu yarışa hazırlanmış. Ancak 5 gün evvel bu safkan hiç de kendinden beklenmeyen bir performans gösterdi. Kendini saldı, bıraktı ve bir şekilde 9. oldu. Burada aynı performansı göstereceğini düşünmüyoruz arkadaşlar. Daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyoruz. Bu 50'lik handikap bize göre tamamıyla inandırıcı değil. Yani olması gereken yer değil. Burada 3 numaraya dikkat diyoruz arkadaşlar. Ne olursa olsun AGF'si. Bunu yazın. 2 numaralı Lord Darnley David Boracco ile 1 numaralı Drum and Drummer Luis Saez ile ve 8 numaralı Not So Easy Miguel Angel Vasquez arkadaşlar. Burada 3 başta olmak üzere 2, 1 ve 8, yani 3'ün çok bir gıdıklayıcı, kandırıcı bir hali var. Bize hiç ya inandırıcı gelmedi. Yani 3'ü mutlaka yazalım. 2, 1 ve 8 diyelim arkadaşlar. Normalde 3'ün çok rahat kazanması lazım. Evet arkadaşlar, şimdi 5. kuyucudayız. Maiden opsiyonel satış kuyucusu. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Burada da 4 tane safkan bizim gözümüze çarptı. 2 numaralı Butter Up Bud Emisa Yaraminos'la 48-70'lik bir 800 metre ve 1 çift 0-90'lık bir 1000 metre çalışması var. 6 numaralı C Lane. O da 600 metreyi 36.40'la en son çalışması yapmış. İlk kez koşacak yalnız bu safkan. 7 numaralı Sarabat Murat Sancarlar'ın safkanı arkadaşlar, çok şanslı var bu yarışta bize göre. Yani yapmış olduğu çalışmalarda normal çalışma şeklini sürdürmüş. 8 numaralı Charlie Magne Turner. Evet. Bu da Angel Arroyo ile. Arkadaşlar hemen hemen en iyi çalışma bu safkana ait, onu söyleyelim. 600 metreyi 35-13 ile ve 1000 metreyi de 1 çift 0.75 ile çalışarak en iyi çalışmayı göstermiş bu 8 numara Angel Arroyo ile. 9.'luğu tamamıyla yani bize göre tecrübesizliğinin yüzünden olabilir. Eğer çalışmalarını yarışa yansıtırsa kazanabilir. 2, 6, 7, 8 diyoruz buraya. Evet, 6. koşudayız. Satış koşusu şartlı 3 yukarı İngilizler 1700 metre arkadaşlar. Burada 7 tane safkan var. Arkadaşlar burada 7 numaralı Steak and Cheese Tyler Gaffalone ile günün bankosu. Evet, 25 gün sonra çıkacağı bu koşudan bu grupta kazanacağını düşünüyoruz. 48.09'luk bir 800 metre çalışması var. En sonda 1000 metreyi 1 çift 0 52 ile tamamlamış ve böylece burada bu grupta ben sizin hepinizi geçerim demek istemiş diye düşünüyoruz. 89 handikap puanıyla Steak and Cheese bizim bankomuz bugün. 7 numara banko arkadaşlar. Ve 7. koşudayız şimdi. Maiden bir koşu. Baktığımız zaman burada 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları 1600 metre çıkacaklar. Çim pist izleyeceğiz bu sefer. Günün son koşusunda. 8 atın 4'ünü yazıyoruz. 3 numara Golden Indy Luis Saez ile. 7 numaralı Jerry's Turn Rafael Manuel Hernandez ile. 6 numaralı Seizing the Dream Tyler Gaffalone ile ve 1 numaralı Crown of Honor Corey Jailener ile. 3, 7, 6, 1 diyoruz arkadaşlar. Evet, burada Gulfstream Park'la ilgili arkadaşlar görüşlerimize noktayı koyuyoruz. Greyville ve diğer Meydan Hipodromu'nda olacak olan bu yarışlarla ilgili de videolarımız yayında İzmir ve Şanlıurfa'da. Mutlaka arkadaşlar videolarımızı takip edin. Çok cazip bir altılı videolarımız var diyoruz. Evet, herkese iyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bol şans diliyoruz. Hoşça kalın.